MHP'de cinsel saldırı skandalı. Kocaeli MHP Dilovası İlçe Başkanlığından istifa eden Ali Demiray'ın, ilçe başkanlığında çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Bir Günden İsmail Arı'nın haberine göre KA, 30 Mart tarihinde Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek MHP İlçe Başkanı Ali Demiray'dan şikayetçi olup ifade verdi. KA isimli kadın ifadesinde, "Eşimden boşandım ve çocuğumla ayrı yaşamaya başladım. Çocuğum olduğu için çalışamadım, ailemin de durumu iyi olmadığı için bana yardım edemediler. MHP binasının oradan geçerken aklıma yardım istemek geldi. MHP bana yardımda bulunmaya başladı. Numaram MHP ilçe başkanlığında vardı. Kasım 2022'de MHP Dilovası ilçe başkanı beni partiye çağırdı. MHP parti binasında çalışır mısın?" dedi. "Ben de çalışmam gerektiği için kabul ettim." dedi. KA çalışmaya başladıktan bir süre sonra da MHP'li Demiray'ın sözlü ve fiziki cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. "Kadınlığının hakkını ver, senin de ihtiyacın olur bazı şeylere." KA ifadesinde, "Parti binasında Ali Demiray bana, kadınlığının hakkını ver. Senin de ihtiyacın olur bazı şeylere. Kafanı dağıtmak istersen beni ara. Güzelsin, benim hoşuma gidiyorsun. Fiziğin de güzel" dedi, ifadelerini kullandı. "Bana bir şey olmaz, ben her türlü yırtarım." İfadesinde MHP'li Demiray'ın farklı zamanlarda fiziksel cinsel saldırısını sürdürdüğünü anlatan KA, yaptığı açıklamada ise, "Demiray, bana bir şey olmaz. Ben her türlü yırtarım" dedi. "MHP il başkanı ile konuştum, gereken neyse yapılacak" dedi ama bir şey yapılmadı. "Psikolojim bozuldu. Günlerdir evden çıkamıyorum. Çalışmadığım için kiramı ödeyemiyorum, geçinemiyorum" dedi. Sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti. MHP'li Ali Demiray ise, "Ben şey yaptım, geri çekecek şikayetini. Bana şantaj yapıyorlar. Emniyete bilgi vereceğim" diye açıklama yaptı. Öte yandan Demiray, KA'nın şikayetinden sadece bir gün sonra, 31 Mart tarihinde, "Sağlık sebeplerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Teşkilatlarımın ve liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin her daim emrindeyim" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.